Herkese merhaba. Evet, biliyorum. Yeni imajım. Saçımı siyah boyamaya karar verdim. Gerçi şurada ufak bir pembe tutam bırakmaya çalıştım kendimce kıyamayıp ama 101 Dalmaçyalı'daki kötü kadın karakter var ya onun saçına benzedi biraz. Her neyse, boyamamın sebebini de söyleyeyim. Merak edenleriniz vardır belki. Şimdi pandemide kuaföre gidemiyoruz biliyorsunuz ve o yüzden sürekli ama sürekli normalde saç açma işlemini kendim yapıyorum ama bazen gerçekten üşeniyordum ve kuaföre gidiyordum. Pandemiyle birlikte bu da kapandı. Yani saçlarımla her zaman kendime uğraşmak zorunda kalmak inanılmaz yorucu. Saçlarımın da yorulduğunu hissettim bir yandan. Ben de dedim ki bir ara vereyim. Kendi rengine dönsün saçım. Birazcık böyle nadasa bırakayım. Bir de merak ettim biliyor musunuz siyahın nasıl duracağını. Gerçekten ilginç oldu. Saçımı hayatımda ilk kez siyah boyadım. Normalde kahverengi. Her neyse bugün kadın ve evliliğin son bölümündeyiz. Ha, çok az kaldı. Hadi gözünüz aydın. Şöyle 60 sayfa kadar bir şey kaldı. Hatta bence bu video çok daha kısa olacak. Ve tabii ki bu kitabı çekilişle vereceğim. Ayrıntılar için videonun sonunu izlemenizi öneriyorum. Bu arada size söz vermiştim ve sözümü tuttum. Ekim-Kasım demiştim ama Aralık'ta geldi. Podcast'a başladım. Çok güzel oldu. Yani çok heyecanlandırdı, motive etti beni. Çünkü inanılmaz güzel geri dönüşler aldım. Burada da paylaştım aslında ama hala bilmeyenleriniz, görmeyenleriniz, duymayanlarınız varsa artık aşağıda her zaman videolarımın altındaki linklerden, sosyal medya linklerimden önce podcast'imin linki olacak. Hiç beklemiyordum beni insanlar hiç böyle video editsiz bir şekilde sadece Spotify'dan falan dinlemek isteyecekler. Bu arada yavaş yavaş bütün podcast platformlarına dağıtıyorum. Merak etmeyin. Bir de şey olarak işaretledim. Explicit. Yani işte küfürlü, iş için uygun olmayan şekilde işaretledim ki ettiğim küfürlerden şimdiden sizi haberdar etmek istedim. Yanlış bir yerde dinlerseniz başınız derde girmesin. Bazı insanlar benim küfürlerimden çok rahatsız oluyor farkındayım. Ben de bazen kendi küfürlerimden çok rahatsız oluyorum. Hatta kurtulmam gereken böyle sürekli şey yapmaya çalışıyorum. Söz veriyorum kendime bu hafta hiç küfür etmeyeceğim falan gibi saçma sapan detokslara falan girmeye çalışıyorum ama hiç başaramadım ne yazık ki. Ama yani küfürlü konuşmamı çok sevenler de var. Ya bu konuda çok kararsızım biliyor musunuz? Bir yanım gerçekten küfürsüz temiz muhabbet edebilmelisin diyor. Bir yanım da aman canım küfürsüz de olur mu falan diyor. Küfürsüz demişken size bir sözlükten bahsetmek istiyorum. Kafa sözlük diye yeni bir sözlük oluşumu var. İddiaları da şu. Biz küfürsüz, temiz, her türlü insanın özgürce yazabildiği, kutuplaşma, kavga, gürültü olmasın. Herkes özgürce dilediğini ifade edebilsin falan böyle bir iddiaları var. Benim de bu fikir normalde ifade özgürlüğü kırmızı çizgimdir biliyorsunuz. Herkesin böyle hakaret, birbirine hakaret bile etmesinin eğer o ortada bir iftira, taciz, tehdit falan yoksa ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorum ben. Buna bazı kişiler katılmıyor. Alışamayanlar, bu fikri sevmeyenler var. Ama dediğim gibi yani benim kırmızı çizgim olduğu için özellikle sordum. Bu platformu kuran arkadaşlar da şey dediler. Tabii ki yaratıcı bir şekilde küfür etmeden küfür etkisi yaratacak şeyler kullanabilirsiniz. Ya da yıldızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Ama bizim buradaki amacımız sadece daha nezih, daha kaliteli, daha düzgün ve temiz muhabbetlerin dönebildiği. Çünkü küfür gerçekten çok fazla olunca yani tadında bırakmak gerekiyor. Küfürün de fazlası iyi değil. Hani diyoruz ya Türkiye'nin böyle kucaklaştıran bir ortama daha çok ihtiyacı var. İnsanlar kutuplaşmaktan, kavga etmekten sıkıldılar. Böyle daha barışçıl, daha huzur dolu, daha sakin bir ortam isteyenler bu sözlüğü kullanabilirler. Bir de bu arkadaşlar köy okullarına düzenli olarak kitap yardımı yapıyorlar. Ve Instagram'da kitap çekilişleri, işte 800 tanım giren ilk 100 yazara kitap hediye ediyorlar falan. Hani böyle kitapla çok böyle içli dışlı oldukları için çok hoşuma gitti. O yüzden belki ilginizi çeker diye aşağıya kafa sözlüğünün linkini bırakacağım. Neyse küfür hakkında çok konuştuk. Şimdi kitap incelememize başlayabiliriz artık. Nerede kalmıştık? Kadın ve erkek birlikte çalışır mı? Sizce çalışırlar mı? Tabii ki gelecek olan cevabı muhtemelen biliyoruz hepimiz. Kadının en münasip çevresi ve en güzel vazife yeri onun evi, sıcak ve nezih yuvasıdır. Erkekleri dahi zalimce yıpratan iş hayatı, ince, hassas ve narin fıtratta olan kadının naif omuzlarına yüklenince onun analık ve zevcilik gibi en mukaddes vazifelerini otomatikman ihmale uğratmaktadır. Ayrıca serbest hayat, iş hayatı ve memuriyet kadının yaratılışına, ruh bünyesinin gelişimine uymayan şeylerdir. Kadın şayet asli vazifelerini ihmal etmemek ve İslami ahlak hudutlarını aşmamak şartıyla kendini fazla yormayacak işlerde çalışıyor veya çalışmak istiyorsa bunda bir mahsur yoktur. Hani Huzur Sokağı'nda Feyza kendi evinden dikiş işleri falan yapıyordu da bir oğlan çocuğu götürüyordu ya fabrikaya.
Onun gibi kuytularda saklanarak kendinizi fazla yormayacak, o naif vücudunuza zarar vermeyecek bir işte çalışabilirsiniz. Dinimiz kadının hemşire, öğretmen, yazar, tacir gibi mesleklerde çalışmasını men etmemektedir. Aa, neden o zaman Feyza'yı tacir falan yapmadın da evine kapattın acaba? Çok merak ediyorum. Herhalde en makbulünün bu olduğunu düşündüğü için. Yani İslam yasaklamıyor ama şöyle yükselşenler yasaklıyor yani. İslam dini iki cins arasında şehveti kamçılayan nasıl bir tanımdır ya? Yani kendi içerisinde cinsel bir gerilim içeriyor cümle. İki cins arasında şehveti kamçılayan. Açıklığı, birbirine bakmayı, dokunmayı, bir arada bulunmayı men eder. Çünkü göz, kulak, el, kalbe açılan pencerelerdir. Kadın vücudunun güzelliği, hislerinin nezaketi, gönlünün safiyet mi acaba? Ve samimiyeti yüzünden istismar edilmeye, aldatılmaya ve böylece kıymet ve asaletini kaybetmeye müsaittir. Öyle bir anlatıyorlar ki kadın sanki böyle av, böyle ceylan, korkak bir ceylan ve erkek de aslan falan. Her zaman böyle gidiyor bu ilişki gibi. Ayrıca kadın vücudunun güzelliği diyor da erkek vücudu da yani çok güzel erkek vücutları da olabilir. Kadınlar erkek vücutlarından etkilenmiyor mu yani? Öyle bir anlatıyorlar ki sanki kadının şehvet duygusu yok. Sadece kadının güzelliğinden erkek etkileniyor ve o şekilde ilerliyor olay gibi. Oysa ki erkek vücudundan da kadınlar etkilenebilir. Türkiye'mizdeki dram bundan daha az acıklı değildir. Ahlak zabıtasının otellere ve kötü evlere yapmış olduğu baskınlarda liseli ve üniversiteli kız talebelerimizin ve kültürlü genç kadınların sayıları ne hazin ki pek kabarıktır. Yine gençlerin, yetişkinlerin flört etmelerine, seks yapmalarına filan böyle karışan bir bakış açısı hiç yıllarca değişmemiş. Ebu Bekir Sofuoğlu'nu da herhalde Şule Yükselşenler'in yetiştirdiği o inanılmaz müthiş dava adamlarından filan sayabilir. Bununla da teyit edilmiş olunuyor ki kadın kültürlü veya kültürsüz olsun yaratılış itibariyle aldatılmaya, istismar edilmeye müsaittir. Kendi cinsini bu kadar aşağılayan bir insan görmemiştim daha önce. Bu sözlerimizden düzeni değiştirmeye çalıştığımız, kadınlarla erkeklerin bir arada çalışmasını yasaklayacak kanunlar çıkarılmasını istediğimiz manaları çıkarılmamalıdır. Böyle bir şeyin ahlaken maalesef tefessüh etmiş bulunan bugünkü cemiyetimiz içinde tahakkukunu beklemek ve düşünmenin en azından koca bir saçmalık olacağını evvela biz biliyoruz. Evet, dayatmaya çalıştığın yaşam tarzının koca bir saçmalık olduğunu sen bile kabul ediyorsun aslında. Yani bunu toplumumuza uygulamak zaten mümkün değil diyor. Hayır, biz onların düzen ve keyiflerini bozacak ve onları tedirgin edecek değiliz. Ne göbekli patronların, ne cakalı şeflerin, ne de Don Juan tipli memur, işçi ve tezgahtar beylerin yürekleri hoplamasın birden. Don Juan tipli memur hiç görmedim ben. Gözlerini ve gönüllerini açan kız ve kadınlardan ayırmayacağız kendilerini. Teşhir ve kompliman hastalığına müptela genç kız ve hanımlarımız ise hiç heyecanlanmasın ve sanmasınlar ki biz kadın müesseseleri fikriyle cemiyette kadın erkek karma çalışma hayatına son vermek istiyoruz. Bir de isteseydin ya, bir de şey diyor, korkmayın ya sizin hayatınıza müdahale etmeyeceğim. Ay Allah razı olsun, teşekkür ederiz böyle bir şeye cüret etmediğin için. Ayrıca düzgün bir toplum zaten kadın ve erkeğin eşit olduğu, yani sosyal, politik ve ekonomik olarak eşit hakları sahip olduğu bir toplum aslında. Bir böyle toplumlara bakın, bir de bu hanımefendinin söylediği gibi yaşayan topluluklara bakın. Yani hangi ülkeler daha ileride, hangi ülkeler nelerle uğraşıyor, hangi ülkeler mesela en basitinden aşı buluyorlar ve hangi ülkeler hala kadınlar araba sürsün mü, sürmesin mi, yanlarında erkek olsun mu, bilmem ne, kaç kilometre olsun falan filan, hala bunlarla uğraşıyorlar. Bir de yazmışım ki you know it's bullshit. Yani zaten kendi kendine bile itiraf etmişsin zaten bunun koca bir saçmalık olduğunu. O zaman ki bizi niye inandırmaya çalışıyorsun? Bir de şey diyor, yine batıdan örnek veriyor. İngiltere'de, İskoçya'da falan kadınlar bankası var. Yeni Zelanda'da bu tarz ülkelerde kadınlar bankası diye bir oluşum varmış. İşte bütün herkes kadınmış. Patronlar, çalışanlar. Herkes kadın. Diyor ki onlar da demek ki bu şekilde daha rahat ediyor. O yüzden toplumdaki bütün kadın erkek ayrılmalı. Çünkü doğru olanı, ideal olanı bu aslında. Yani öyle olmasa batı yapmazdı demek istiyor herhalde. Habere sol tutumuyla Maruf Zaman'ın Ulus gazetesi de geniş yer vermiş. Ballandıra ballandıra anlatıyor Kadınlar Bankası'nı. Neden? Nedeni var mı? Çünkü orası İngiltere'de ondan. Fakat hafazan Allah. Böyle bir banka veya herhangi bir başka müessese Türkiye'de açılmayı görsün.
O zaman siz görün ulusu. Evet, irtica hortladı. Türkiye'de halemlik selamlık mı kurulmak isteniyor? Evet. Çünkü sizin niyetiniz farklı, buradakilerin niyeti farklı. Kadınlar Bankası'nın muhtemelen yapılma amacı dini olarak ayırmak, kadınlar daha rahat etsin, haremlik selamlık olsun, erkeklere gözleri, elleri falan değmesin diye değil. Kadınlar istihdam edilsin diye başlatılmış böyle hani kadın girişimciler tarzında şeyler olur ya, muhtemelen o yüzden yapılmış bir şey. Ama bizim ülkemizde böyle şeyler yapıldığında aynı şekilde atıyorum doğu kültürlerinde, Japonya'da mıydı neredeydi bilmiyorum, işte pembe metrobüs, pembe otobüs falan, pembe taksi. Bunlar yapıldığında kadını toplumdan uzaklaştıran, kadını böyle erkekle münasebete girmesin diye yabancılaştırma, ayırma, haremlik, selamlık bir duruma çevirme gibi bir amacı olduğu için Ulus gazetesi muhtemelen eleştirecektir. Ya zaten daha kendiyle çelişiyor. Batıda olan bir şeyi örnek vererek bize bu şekilde inandırmaya çalışıyor. Yani aslında kendi kitlesine de bu şekilde inandırmaya çalışıyor. Demek ki onların üstünlüğünü, onların bu konuda yani birçok konuda bizden daha ileride olduğunu falan düşünüyorsun ki sürekli onlara örnek veriyorsun yani. Bugün herhangi bir mevzuda konuşurken sözünüzün başında, arasında veya sonunda bir batılının isminden falanca diyor ki diye bahsetmezseniz bilgisiz, cahil ve gericisiniz. Ne alakası var? Batıdan ya da batılı bir meşhurdan söz ettiğiniz zaman ise üstünüze insan yoktur. Batı bu kadar önemli, bu kadar gözde büyüktür bugün. Neden acaba? Doğuda çok güzel gelişmeler olsaydı, bir zamanlar hani batı, özellikle orta çağda falan, batının çok berbat bir durumda olduğu, insanların banyo yapmayı bile bilmediği bir zamanda, Osmanlı'da insanların barış içinde, huzur içinde çok süper yaşadığı falan filan anlatılır ya tarihte. E demek ki doğuda da güzel şeyler olduğunda insanlar bunlardan da bahsedebiliyor yani. Ama şu an öyle bir durum yok. Yani kimsenin garezi yok. Kimse doğuda İslam var. O yüzden biz batıyı övmeliyiz, Hristiyanlığı övmeliyiz falan gibi bir amacı yok yani insanların. İşte biz de personeli ve müracaatçısının yalnız kadınlar olabileceği müesseseler hakkındaki fikriyatımızı söylemeden evvel bunu bildiğimiz için sözlerimizin başında batıdan örnek verdik. Ya boşuna uğraşma. Biz yapmaya çalıştığın şeyi, yani getirdiğim fikrin ne amaçlı olduğunu anladığımız için yine de kusura bakma, sana katılamayacağız. Kadın müesseseleri mevzu üzerinde ileriki sayfalarda da duracağım. Bu mühim konuyu bilhassa mümin zenginlerimizin dikkatle okumaları faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Bir de geçen bölümde bahsettim mi bilmiyorum. Sürekli bakın Müslüman zenginler şuna yatırım yapın, buna yatırım diye yatırım tavsiyesi veriyor. Bak şunları yapın, bunları yapın. Bunlar hem dinimiz açısından falan çok iyi olur, hem de siz zenginsiniz. Zaten böyle şeylere yatırım yaparsanız iyi olur filan. Bunlara bakın, kimse daha önce bir şey yapmamış. Böyle kendince fikir veriyor. Paralı adamları sürekli yardıma çağırıyor. Çok acı yani. Neyse. Gerçi bundan utanmıyorlardı. Ben utandıklarını falan, bundan çekindiklerini, gizli gizli yaptıklarını da düşünmüyorum. Şimdi de kadın müesseselerinden bahsediyor. Kadınlar Hastanesi. Ameliyat masasında genç ve güzel bir kadın yatıyor. Genç kadın guatr ameliyatı olacak. Doktorlar ameliyatın çok tehlikeli geçeceğini ve yaşama ihtimalinin %1 olduğunu açıkça söylemişler. O nasıl bir şey ya? Yaşama ihtimalinin %1. Ha, okey. Genç kadına ilk sözleri başını açınız oluyor. Halbuki genç kadın ameliyat olacağı için eşarbını başının arkasına bağlamış. Boynu açık, hayır açmayacağım başımı diyor. Ulan yaşama ihtimalin %1. Ameliyat olurken yani 2 dakika bir günah işlesen herhalde Allah mazur görüp affeder ya. Böyle bir saçma. Zaten Huzur Sokağı'nda bu konulardan çok bahsetmiştik, o yüzden hızlı geçeceğim. Bir de sanki ameliyat ettiği insana o gözle bakacak yani, bir de o var. Beni boğazımdan ameliyat edeceksiniz, başımdan değil. Bırakın örtümü diye çırpınıyor. Yani her zamanki gibi ajitasyon. Genç fakat anlayışlı operatör elleri sımsıkı başörtüsünde duran hastaya şöyle bir göz attıktan sonra hemşirelere dönerek çabuk temiz bir tülbent getirin diyor. Bu hadise adeta bir mucize kabiliğinden sağ salim ameliyatı atlatan çok sevdiğim bir arkadaşımın başından geçmiş bir hadisedir. Eminim öyledir ya. Yaşama şeysi %1 dediler. Guatr ameliyatı olacağını dediler. Ondan sonra başörtümü çıkarmayacağım dedi. Yani bu haberi alan bir insanın çok umurunda olurdu ya, çıkarmayacağım, etmeyeceğim. Ya yaşamak isterdi önce herhalde. Eminim yaşanmıştır o yüzden. Şükürler olsun bu örnek İslam kadınını Allah çocuklarına ve cemiyetinize bağışladı. Bir veya birkaç mümin zenginin ortaklaşa teşebbüsüyle kurulabilecek olan böyle bir hastane ayrıca kurucularına kar bakımından da tatminkar olacaktır. Kadınlar hastanesi, yani herkesin kadın olacağı bir hastaneden bahsediyor. Zira kadınlar hastanesinin kurulması halinde bütün mümin ve açık olduğu halde mazbut olan aileler hasta veya doğum yapacak hanım ve kızlarını bu hastaneye yatırmak isteyeceklerdir.
Yani şey dedik ya geçen bölümlerde, ya kadınların okumasını istemiyorlar, çalışmasını istemiyorlar. Ondan sonra da kadın doktor arıyorlar falan. Kadın doktoru da kadın hastanesinde istiyor ha. Yani kadın erkek şey olacak. Ya bu arada o kadar saçma ki. Diyelim bir trans kadın gidecek. İşte kimliği pembe olduğu için, kadın olarak geçeceği için. Ne diyecekler mesela? Sen bizim dinimize göre kadın değilsin falan mı diyecekler? Yani ya da diyelim yapışık ikizler var. Biri erkek biri kadın, almayacaklar mı hastaneye? Kadın diyor ki ben Müslümanım, ben illa bu hastanede ameliyat olmak istiyorum falan diyor. Yani o kadar çoğaltabiliriz ki bu örnekleri. Diyelim kadın var ama bütün refakatçileri erkek. Hiç kadın yakını yok. Ne yapacaklar? Ya da bir kadın orada temizlikçi olarak çalışıyor. Ya da eşi giremeyecek mi hastaneye? Ya çocuğu falan giremeyecek mi? O kadar garip, saçma sapan. Yani binlerce örnek bulabiliriz ki böyle bir ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir hamlenin insanlara ne gibi zorluklar çıkaracağı konusunda binlerce örnek bulabiliriz. Bir de şey diyor, Müslüman Türk hanımları adına zengin müminlerimize istirhamlarımla yine selam çakıyor zenginlere. Bak bunu da yapabilirsiniz, bu da aklınızda bulunsun filan diye. Şimdi bir de kız kolejlerinden bahsediyor. Bir yazımda bahsetmiştim. İstanbul zenginlerinden biri tek elde cebinden 400 bin lirayı çıkararak Beyoğlu semtinde bir yüksek artist yetiştirme okulu açmıştı. Lise mezunlarının kabul edileceği bu yüksek okuldan her sene 1500 yüksek artist yetişecekmiş. Hani batıl da olsa davada sadakat ve fedakarlık bu kadar olur. Gençliği büsbütün baştan çıkarmak, bu aziz milletin evlatlarından ahlak mefhumunu tamamen söküp atmak için yarım milyona yakın parayı göz kırpmadan cepten çıkaran adamdaki cömertliği kıskanmamak elimden gelmiyor. Evet, kesin o adamın amacı yüksek artist, yani sanatkar yetiştirme okulu, sanat okulunu adam parayı cebinden trink diye çıkarıp yardım yapıyor. Diyor ki, vay be, yani adam gerçi çok kötü bir şey yapmaya çalışıyor. Gençliği baştan çıkarmaya çalışıyor ama yine de davasına çok sadık. Parayı direkt küt diye çıkarıyor. Sizin de onlardan örnek almanız gerekiyor diyor. Ya sanatı gördüğü şeye bakar mısın? Baştan çıkarmak insanları. Yani sanki bütün sanatçılar, sanatkarlar şöyle düşünüyor. İnsanları baştan çıkarayım. O kadar acayip bir kafa yapısı var ki böyle insanları analiz ediyor. Dırırırt, tık. Şöyle bir durum var, yallah cehenneme. Hani o kadar kolay bir gözünde öyle bir turnusol var ki adamı direkt şeytan ilan etti yani kendi kafasına göre. Bu arada bir yerde dedim ya az önce sanki kadınlar ceylan, korkak ve erkekler de avcı falan. Burada resmen şey diyor, nefsani duyguları uğruna nazlı ceylanlar misali onlara türlü entrikalarla tuzak kuran zalim avcı diyebileceğimiz erkeklerle doludur iş yerleri diyor. Yani erkekleri de çok, ben bir erkek olsaydım hani bir tek kadın kısmından değil işin erkek kısmından da çok rahatsız olurdum. Erkeği avcı olarak, yani böyle çok şeytani bir varlık olarak, nefsine hakim olamayan bir hayvani içgüdülere sahip sadece bir avcı olarak görüyor. Neyse, sonra selamlarını tekrar tekrar çaktıktan sonra bu sefer cami ve kadın mevzusuna giriyor. Bakalım kadınları camiye sokmak istiyor mu? Muhtemelen istemiyor. Şeyden bahsediyor şimdi. Bazen camilerde şöyle diyaloglara şahit oluyorum diyor. Ayol biraz daha sıkışsanıza. Burada bu kadar insan var. Aa, ne münasebet sıkışacakmışım. Siz de bizim gibi erken gelseydiniz de sıkışmayaydınız. İftara eder etmez koştuk geldik. Daha nasıl gelelim? Ayıp vallahi. Hanım, hanım, biz de bilirdik sofra başında iftar etmeyi. Ama bu yeri bulmak için şuracıkta kuru ekmekle iftara ettik biz. Aklınızı kullansaydınız da siz de rahatça bir yer bulsaydınız. Ve subhanallah. Ay ay ayağım, dikkat etsene kardeşim falan böyle diyaloglar yazıyor kafadan. Sonra diyor ki, gerçi bugüne kadar şahsen böyle bir gecede herhangi bir camiye gitmiş ve bu nevi manzaralara bizzat şahit olmuş değilim. Ancak yakınlarımdan gidenlerin naklettiklerini ve acı intibalarına istinaden durumdan görmüş kadar haberdarım. Çok güzel yazmışsın ha. Sanki görmüşsün gibi cidden. Önceki diyaloglar hakkında da fikir verdi bu bana. Ramazan ayı içinde manen en karlı ticaret gecesi olarak bilinen mübarek Kadir Gecesi camilerimizin hali cidden ibret vericidir. Kadir Gecesi'ni benim bildiğim Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olduğu için çok önemli bir gece. Ramazan ayı içinde manen en karlı ticaret gecesi. Ya o kadar iğrendirici ki yani diniyle, kendi diniyle bu ticari, para filan şeysini o kadar karıştırmış ki resmen bir ticaret aracı olarak görüyor sanki aslında biraz da. Huzur Sokağı'nda da böyleydi. İlla zengin erkek bulunacaktı. Fakir erkek olmuyordu. Fakir erkek ya da illaki okuyordu ve bir anda zengin oluyordu. Yani bunu çok normal görüyorlar ama. Bu çok normal bir şey. Yani bütün erkeklerin zengin olması lazım. Siyasal İslam deniyor ya aslında orada da olay bu yani.
Böyle kıymetli ve ulvi bir gecede sesleri ve hareketleriyle binlerce erkeği huzursuz, tedirgin kılan ve ibadetlerini ifsad eden kadınlarımız... Ha, mevzu yine erkekler yani. Erkekleri rahatsız etmememiz lazımmış. Başka bir şey değil. Kadınların sıkışması, ayaklarına birbirinin basmaları ya da huzursuz olmaları falan değil. Erkekleri huzursuz etmeleri. Kadınlarımız ne kadar mümin olursa olsunlar kendilerini manevi mesuliyetten kurtaramazlar. Allah'ın kulları olan kadınları Allah'ın mescitlerinden men etmeyiniz diyor Peygamber. Kadınları geceleyin mescide gitmekten alıkoymayın diyor bir de. Başka bir hadisinde de kadının mescidi onun evidir diyor. Yani şey diyor Süleyman Şenler'de. Kadın için evde yapılan ibadetin daha müreccih ve efdal yani tercihli ve faziletli olduğunu bildirmiş olmaktadır. Yani o zaman şey yapalım. Kadının mescidi onun evidir dedikten sonra kadınları geceleyin mescide gitmekten alıkoymayın hadisini koyalım ve diyelim ki Hazreti Muhammed kadınların en iyi mescidinin evinin olduğunu söylese de yani dışarı istedikleri kadar gitsinler. Yani o sıralamayı tersine çevirerek bu anlamı da çıkarabiliriz o zaman. Diyebiliriz ki istediği kadar camiye gidebilir kadınlar. Ama en son o hadisi okuyor. Bir de bu hadislerin de hangisi sahih, hangisi ne kadar gerçek bunun hakkında da hiçbir şekilde kaynak yok. Şey diyor, evde yapılan demek ki böyle iki tane hadisi var ama bir tane de böyle hadisi var. Demek ki konu budur yani. Evde yapılan ibadet daha güzeldir. Bu arada gerek bizim mezhebimiz olan Hanefi mezhebinin ve gerek Maliki, Hanbeli ve Şafii mezhebi alimlerinin hemen hepsi de kadının camiye gelmesinin mekruh veya kati olarak haram olduğunu bildirdiklerinde belirtmek icap eder. Yani peygamber öyle dedi ama yani bizim mezheplerimizde kadınların camiye gitmesi çok da iyi değil diyor. Peygamberi mi dinleyeceğiz? Bu mezheplerin başındaki insanları mı dinleyeceğiz mesela? Tabii ki herkes kafasına en uygun neyse onu yapacak bu noktada. Hepsi de kadının camide bir fitne ve fesat unsuru olduğu noktasında birleşmişlerdir. Hayda! Yine fitne, fesat, şeytan falan biz olduk. Hiçbir şekilde kurtulamıyoruz bu durumdan. Günah keçisiyiz yani. Ama bazen kadınlar da mesela şehirde yaşarken namazlarını dışarıda kılma mecburiyetini hissetmektedirler. Nitekim mecburiyet tahtında müteaddit defalar kendim de aynı durumda kalmış ve namaz vaktini geçirmek endişesiyle yakın bir camiye koşmuşumdur. Zaten camiler bunun için yok mu? Kadınlar da erkekler de namaz vakitlerini kaçırmamak için işte yakınlardaki bir yere gitsinler ya da belli günlerde toplansınlar, ibadet etsinler falan filan. Budur yani zaten amaç bu. O amacın bir tanesini tamamen kafadan silmek istiyor. Normalde tamam ben de mecbur kalıyorum ama yapmamak lazım filan diyor. Kime inanacağız? Sen kimsin? Neden yani? Nasıl bu sonuca vardın? Hatta mezheplerde farklılıklar varmış. Kadın genç olursa camiye gelmesi mekruh, yaşlı olursa mahsur yoktur. Yani kadın genç ve güzel olacağı için camide işte erkekler bakacak. O yüzden camiye gitmemesi lazım. Ulan peygamber camiye gidebilirsiniz diyor. Size ne oluyor ya? Şey diyor ama işte ben de zaman zaman mecbur kalıyorum. Bir de genç kadınlarımızın, kızlarımızın da camiye gidip o ruhdan yani şu anki dünyamız çok kötü bir yerde ya. İşte çok şeytani şeyler var. Yeni yeni icatlar çıktı. Kadınları soymaya çalışıyorlar falan filan. O yüzden kadınların İslam ruhunu tatmaları ve rahat ibadet edebilmeleri için camiye gitmeleri gerekiyor filan. Kafasına göre böyle bir şey uydurmuş. Sonra şey diyor işte bu yüzden benim birkaç tane çözümüm var. Erkeklerle kadınları ayıran bölgeye perde çekilmeli. Hanımlarımız camide izdihama sebebiyet vermemeli. Eğer çok kalabalıksa evlerine gidip orada ibadetlerini etsinler. Ne yapalım? Falan. Hani erkekler böyle görüyorsunuz bazen hatta camilerin görüntüleri falan olur ya işte Kadir Gecesi, Mevlid Kandilleri falan filan o tarz şeylerde böyle o kadar taşar ki saflar. Gerçi koronadan sonra öyle bir manzara bir daha bilmiyorum olur mu? Hanımlarımız perde arkasında da olsa sohbetlerine dikkat etmelilerdir. Bir de camiye giriş veya çıkışta hanımlarımız erkeklerden mümkün mertebe ayrı durmaya ve yüzlerini göstermemeye gayret etmelidirler. Cami kapısında veya içinde erkeğin kadın ve kızlarla karşılaşması ise ekseriyetle erkeklerin huzursuz bir namaz kılmalarına sebep olmaktadır. Ne alaka? Adam orada görünce yani şey mi olacak? Diyorum ya cinsel gerilim. Yani gerçekten aslında adamların da böyle bir şey düşündüğü yok belki. Bir kadın görüyor ve tamam kadın gitsin namazını kılsın ben de namazımı kılayım diye düşünüyor. Yani erkekleri böyle gördüğü herkesi hallenmeye çalışan bir sapkınlık makinesi olarak görüyor. Çok böyle sorunlu ve çok biraz hasta bir bakış açısı hatta. Bunu söyleyebilirim yani gerçekten. Sonra tokalaşma üzerine diye bir bölüme geçmiş. Burada da tokalaşmanın haram olduğundan bahsetmiş. Ya buna aslında söyleyebilecek çok bir şeyim yok. Hatta hiçbir şeyim yok. Bir insan başka bir insanla tokalaşmak istemiyorsa zorla tokalaşacaksın kardeşim. El ele tutuşacaksın demenin
bir manası yok. Ha, ortamda bir soğukluk yaratır mı? Ya da kimilerine göre kaba bir davranış mıdır? Mesela sen elini uzatıyorsun, karşıdaki kişi yok. Ben inancıma göre tokalaşmıyorum. Yani belki içinden falan yapabilirsin. Ama gerçekten o kişinin inancına saygı duyman gerekiyor. Tokalaşmak istemiyorsun. Zorla elini tutup sıkmanın gerçekten bir manası yok yani. Hani bu konuda benim söyleyebileceğim bir şey yok. Her ne kadar bana böyle hafif kaba gelse de kişisel düşüncem o yönde yani. Kesinlikle saygı duyuyorum. Tokalaşmak istemeyen tokalaşmaz yani. Kime ne, bize ne değil mi? Sadece mesela o tokalaşma gerektiren işlerde zorlanabilir ya da tokalaşmaması gereken işler tercih edebilir. Olay çıkmıştı. Bir haber vardı birkaç yıl önce. Bir tane hostes, Müslüman hostes, alkol servis edemem ben diyordu. Ve bu yüzden kavga ediyordu işte uçaktakilerle. Ve hani sonradan bu politik bir mevzu haline geliyordu. Amerika'da yaşanmış bir şey bu. Yani şöyle, tamam sen kendi inancına göre alkol senin inancına göre haram olabilir. Ama alkol servis etmen gereken bir işte çalışmayacaksın o zaman. Çünkü hani böyle bir şey yok. Bu senin şeyin bu senin yapman gerekenler arasında, iş tanımının arasında içecek servis etmek, alkollü ve alkolsüz içecekler servis etmek de var. Bu yüzden böyle bir şey için insanları böyle kavga çıkarmak, insanları rahatsız etmek falan bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. O yüzden dediğim gibi yani tokalaşmayan bir insansa tokalaşmayan bir meslekte olması hem onun için hem de karşısındaki aynı meslek grubundaki insan için daha doğru olacaktır. Bunu düşünüyorum sadece. Ama bu konuda da yani öyle şeyler yumurtlamış ki bir cümle var okumadan geçemeyeceğim. Kadın ve erkekte birbirlerine karşı bulunan fıtri meyil gemlenip bir sınır, bir tahdit haline dahiline girmediği takdirde hiç şüphe yoktur ki cemiyet ahlaki bir anarşiye doğru sürüklenecek ve din, maneviyat, ahlak, fazilet, şeref ve haysiyet mefhumları günden güne silinip gidecektir. Sadece bir kadın ve erkek yani tokalaştı diye bir saniye böyle ellerini, birbirlerinin ellerini sıkıp salladılar diye bütün anarşi, kaos, seks, cinsel devrim falan güya böyle acayip bir hani ahlak, fazilet, şeref, haysiyet kalmayacak yani. Tokalaşan insanlar, tokalaşılan ülkeler, hani benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla tokalaşmadan dolayı bir anarşi, bir kaos, bir ahlaksızlığa sürüklenme gibi bir durum yok yani hiçbir ülkede. Ve son olarak şöyle bir de taçlandırıyor, tüy dikiyor yani. Madam ve mösyölere benzetilmek istemeyen ve elhamdülillah Müslümanım diyen her kadın ve erkeğin Kur'an'ın rehberliğindeki bu sınırlar çerçevesinden inhiraf etmemesi icap etmektedir. Yani madam ve mösyö olmayınız. Hanımefendi ve beyefendi olunuz. Neyse sonra bir düğünden ilhamlar. Düğünlerden bahsediyor. Şatafatlı düğünlerden. Önce ben bir düğüne gitmiştim. Tarabya Oteli'nde yapılan. Binbir Gece masallarındaki düğünleri hatırlatmıştı. Denizler dolusu para harcanmış bir gece için. Kristal kadehlerden taşıp köpüren viski ve şampanya zıkkımları içilmiş. 200 bin lira harcanarak kaz ciğeri getirilmiş İsviçre'nin Strasbourg kentinden. İstakoz, karides ve sürün eti falanla donatılmış. Bilmem lüks bir şeyden bahsediyor yani düğünden bahsediyor. İşte çok gösteriş meraklısı insanlardı. Çok israf yaptılar. Çok bilmem ne de bilmem ne. Halbuki insanların kendi parası yani. İstediklerini yaparlar. Yani şöyle bir şeyleri yok. İddiaları yok. Benim inancıma göre insanlar bir lokma bir hırka yaşamalı. O yüzden ben de mütevazi yani dininde inancında mütevazilik yok adamın. Yani belki de hiçbir şeye inanmıyor. Parasını istediği gibi harcıyor. Ama şey diyor sonra bu korkunç israftan sonra bir düğüne daha gittim. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ayşe validemizin davetlilerini birer çanak sütle ağırladıkları sade düğünleri ve bir arada geçirdikleri ifadeye sığmayan mesut hayatları geldi aklıma. Sen şimdiki Müslüman kadınların düğünlerini görsen acaba yani bu birer çanak sütten falan bahsediyor ya. Sözde zaten hepsi şey der. Peygamberimiz bir işte yerde şilteyle yaşıyormuş da bilmem ne de. Ama sonra yani böyle bir kuş sütü eksiktir falan. Yani şöyle isteyen parasıyla istediğini yapar kimse ilgilendirmez ama ağızlarda hep böyle laflar vardır. İşte peygamberimiz bir çanak sütle bilmem ne. Sonra o şekilde yapınca bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu oluyor yani. Çok sade bir düğün yaptılar, Kur'an okuttular falan filan. Düğünler böyle olmalıdır diyor kısaca. Düşüncelerim beni gayri ihtiyari bir gecede çılgınca harcanan milyonlarla sürekli olarak devam eden ve belki de bir anda Türkiye'yi alaşağı ediverecek olan şiddetli zelzeleler arasında bir köprü, bir bağlantı kurmaya doğru sevk etti. Yani Büşra Nur Çalar mıydı kimdi ya? Birisi çocuğuna saçma sapan mevlüt gibi bir şey yapmıştı. Onun sonu orada harcanan paraların ve edilen israfın sonucunda mı İzmir depremi oldu? Bunu mu söylemek istiyorsun?
ve bu milletin imana ve maneviyata olan ihtiyacını bir kere daha derinden hissederek ahlaki ve imani çöküntümüz karşısında utançla başımı önüme eğdim. Şimdiki çöküntüyü görsen, şimdiki israfı görsen, şimdi Instagram'da o yapılanları, atılan storyleri falan görsen, hem de sizin cenahtakileri görsen, acaba başını utançla, yani belki de kuma gömmek isteyeceksin, yazık. Sonra bir de şeyden bahsediyor, kadın günlerinden bahsediyor. Hani altın günler olur ya, kadınlar işte beraber, ev kadınları ne yapsınlar yani? Kafayı yememek için evde. Belki kocaları çalışmalarına izin vermiyor. Belki başka bir şeyler var hayatlarında. Böyle bir şey çıkarmışlar. Hani erkekler nasıl kahvelerde toplanıyorsa ya da dışarıda toplanıyorsa, dışarı çıkmayan, kafelerde oturamayan kadınlar da evlerde birbirlerine giderek pasta, börek, çörek eşliğinde konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ne var yani? Belki de arada dedikodu yapıyorlar. Herkes yapmıyor mu dedikodu? Dedikodu insanlığın, evrimin bir parçası zaten. Bunu daha önceki videolarda konuşmuştuk. Hep birazdan aralarında olmayan bir arkadaşları çekiştirilir veya üçer beşer gruplar halinde ya aleni veya fiskosu dedikodular yapılır bugünlerde. Ya tabii ki aralarında olan arkadaşların çekiştirmeleri çok iğrenç bir davranışmış ama insanlar dedikodu yapar yani. İnsanlar başka insanları konuşur, bunun önüne geçilemez. Yani aralarındaki arkadaşların konuşmasınlar ama dedikodu yapsınlar. Ne zarar var zararsız 3-5 laf etmenin? Bir de dedikodu hiç yapmadığını söyle, böyle söyleyen bir insan muhtemelen dedikodu yapmıyordur. Ve bence dedikoduyla atamadığı bir enerji var ve o enerjiyi bu kadınların dedikodusunu yaparak ya da işte gerideki sayfalarda işte Müslüman olmayan, kafir olan insanların dedikodusunu yaparak, arkalarından çirkin çirkin konuşarak atıyor yani atamadığı o enerjiyi. Hiçbir şey fark etmiyor yani aslında. İşte sonra örnek olması gereken altın gününden bahsediyor. İşte namazda okuduğumuz sureleri, Müslüman hanımefendisinin kimleri haram ve helal olduğunu, bu tarz şeyleri, ayetleri falan tartıştığımız. Ama yani sanki böyle günlerde hiç dedikodu olmuyor. Yani kadınlar, ben küçükken annem giderdi bazen. Önce işte Kur'anlar okunurdu, bilmem neler yapılırdı falan. Sonra kadınlar başörtülerini çıkarırdı ve dedikodundan buna koyarlardı. Pastalar, börekler yenirdi. Keyifli sohbet edilirdim yani. O senin bahsettiğin günde bile maalesef bunun kaçışı yok. İnsanlar bir araya gelince konuşuyorlar yani. Sonra şey diyor, kalp temizliği. İşte bazı insanlar Müslüman olmak için çok gayret ediyor ama bazı insanlar ya benim kalbim temiz zaten. Ben cennete giderim ya falan diyorlar. Bu da kuduruyor haliyle. Ulan ben o kadar şey yapıyorum. Sen nasıl hiçbir ibadet etmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Sadece kalp temizliğiyle cennete mi gidilir lan? Gidemezsin cennete, mennete izin vermiyorum falan. Sanki içinden böyle düşünüyormuş gibi. Kalp temizliğiyle olmuyor işler. İbadet etmeniz lazım. Öyle tek bir kalp temizliği, öyle bedavadan cennete gitmek yok falan minvali bir konuşma yapıyor. Sonra hatta özet geçiyorum bu arada size. Benim kalbim temiz ya, öyle bir şey yapmama gerek yok falan diyor konuşan bir kadını uzun bir sohbetle, ikna şeysiyle Müslüman yapıyor. Karşılıklı konuşmamız daha bir müddet bu minval üzere devam etti. Ve inanır mısınız, bu konuşma neticesi asri ve sosyetik görünüşlü bu hanım inkar edemeyeceği parlak hakikatler karşısında yanaklarından yuvarlanan sıcak gözyaşlarıyla, of course, yani tabii ki gözyaşsız ağlamadan, zırlamadan olmaz. Kalbini o anda temizledi, yıkadı ve parlattı. Kendisini birkaç gün sonra evinde ziyaret ettiğimde beni sırtında uzun ve bol bir sabahlık ve başında bahar gibi iç açıcı beyaz namaz örtüsüyle karşılaması, hakkın karşısında batılın bir kere daha yıkılıp yok olduğunu gösteren canlı bir delildi. Aynen. Kesin öyle olmuştur. Aynen. Sonra gösteriş ve riyadan bahsediyor. Gösteriş yapmamalıyız, kibirli olmamalıyız falan diyor. Ama şey diyor, giyim ve kıyafet konusunda kırmızı çizgileri var. Her şeyden evvel güzel ve temiz giyinmek, giyimiyle etrafına ibret vermek İslam'ın şiarıdır. Cenab-ı Hak verdiğim nimetleri üzerinizde görmek isterim buyuruyor. Peygamber Efendimiz elbiselerinizi güzel diktiriniz, insanlar arasında bir benek kadar temiz ve nazif olasınız. Yani İslam iyi giyinmeniz gerekiyor diye ben diyor. Ben şey zannediyordum, ne kadar fakir olursan ol, işte temiz kıyafetin olduğu sürece, güzel yamalarını güzel yaptığın sürece sıkıntı yok zannediyordum. Ama nimetlerini üzerinde görmek istiyorum diye bir ayet varmış. Ve bizim bildiğin hani terziye falan para harcayıp doğru düzgün giyinmemiz, güzel güzel kıyafetlerimizi diktirip insanların arasında benek gibi modaya uygun bir şekilde gayet cool bir görünüş arz etmemiz gerekiyormuş dışarıya karşı. Güzel diktirilen elbiselerle cemiyet içinde insanlar arasında bir benek gibi olmak,
görüldüğü üzere yüce peygamberimizin emridir. Aksi takdirde mütevazi olacağım, ihlaslı olacağım diye son derece silik ve salkım saçak süfi kıyafetler İslam'ın izzetine yakışmadığı gibi insanın etraftaki hemcinslerine kıyafetiyle kötü intiba uyandırmasına vesile olmakta, İslami giyime karşı onlarda ibret yerine antipati duygusunu uyandırmaktadır. Yani köylü olmayacağım bu arada. Köylüler falan mütevazı giyinirler ya, mütevazı yaşantıları olan insanlar. Ya da inzivaya çekilen, keşiş olmaya karar veren, böyle dinimi daha iyi yaşayacağım, böyle daha faziletli bir insan olacağım falan diye bir lokma bir hırka yaşamaya çalışan tabiri caizse insanlar üf, pislik, süfi, işte yok ihlaslı olacağım falan diye saçma sapan giyinmeyin. Ondan sonra insanlara itici bir intiba vermeyin diyor yani. İnsanlar size baksın ve ooo ne kadar güzel başörtüsü var, ne kadar güzel kürkleri, kıyafetleri var falan desin diyor yani aslında. Bu gibi insanlarda herkesin en ihlaslısı benim gibi bir düşünceyle farkına varılmayan bir gösteriş hissi zuhur etmekte. Ve bu his insanı normal olarak riyaya sevk etmektedir. Ben de zannettim ki riya ve gösteriş derken işte çok böyle şey kıyafetler giyinmeyin, gösterişli kıyafetler giyinmeyin, insanlara kibirli bakmayın falan diyecek. Kadın resmen şeyi, asıl böyle daha mütevazı giyinenleri şey kibirli ilan etti. Neymiş? Sen çok ihlaslı, faziletli olacağım diye çok böyle kötü giyiniyormuşsun ama aslında içinden ben sizden daha iyiyim falan filan gibi düşünüyormuşsun. İnanılmaz ya. Nasıl aşağıladı. Yani hani peygamberimiz bir lokma bir hırka yaşıyordu. Hani yerde bir şiltesi vardı sadece ve sadece bir tabak çanağı falan vardı. E böyle bir insanın dolap dolap elbisesi de olmayacağı aşikar yani. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani kadınlı İslam diyorum ya. Hani modaya uyman gerekiyor, güzel kıyafetler giymen gerekiyor ki insanlar İslam'a sempati duysun diyor. Yani sen öyle ihlaslı mihlaslı olacağım diye kötü giyinemezsin kardeşim. Böyle bir lüksün yok. Modaya uyacaksın. Hatta bir de kıssadan hisse anlatıyor. Bir gün Hazreti Hasan Basri'ye elbisesi kaba dokunmuş kumaştan olan birisi gelir. Hazreti Hasan Basri'nin üzerinde oldukça kıymetli bir elbise vardır. Gelen şahıs onun değerli kumaştan kıymetli elbiselerine dikkatle bakmaya başlayınca Hazreti Hasan Basri şöyle der. Niçin bakıyorsun elbiseme? Benimki ehli cennet, seninki ehli cehennem elbisesi. Söylenildiğine göre, parantez içinde, ehli cehennemin çoğu kilim, çuha gibi kaba elbiseler giyen. Ulan kötü giyinenleri direkt cehenneme attı kadın ya. O zaman Yeezy koleksiyonunu giyiyorsak herhalde o zaman da cehennemlik oluyoruz. Hazreti Hasan Basri sözüne şöyle devam eder. Kalpleri kibirle dolu kişiler elbiseleriyle alçak gönüllük ve dindarlık taslarlar. Şu kilim elbisenin içindekilerde olan kibir, ipek ve atlas elbiselerde yoktur. Ulan adam sadece kötü giyinmiş bir adam ve sadece elbisene baktı yani. Adamın ağzına sıçtı ya. İnanılmaz. Güzel giyinmek çok önemli demek ki İslam'da. Bunu öğrenmiş olduk. Yoksa kibirlisin abi. Bahane de hazır yani, kibirlisin. Çuval giyen kibirlidir. En üstüm benim demeye çalışıyordur. Ama kürk giyen, işte pahalı pahalı eşarplar takan, ne bileyim bileziklerle, yüzüklerle falan böyle takıp takıştırıp gezen insanlar gayet mütevazıdır yani. Sonra da niçin örtünüyorsun? Başörtülü kadınlara böyle bir soru çok soruluyormuş herhalde o zaman. Şu anda da soruluyordur muhtemelen böyle patavatsız insanlar tarafından ama bence o an, yani o zamanlar ilk böyle başörtülü kadınların o şule baş modasının ilk çıktığı zamanlarda insanlara daha çok soruluyordu bence. Sürekli böyle sorular sorulmasından ve onlara vermemiz gereken cevaplardan filan bahsediyor. Niçin örtünüyorsun derse insanlar, şu yüzden ben işte imanlı bir insan olduğum için örtünüyorum diye onlara cevabı yapıştırın diyor. Ona şey diyebilirsiniz diyor, niçin insanca yaşıyorsunuz diye soracak olsanız şayet o insan maymun soyundan geldiğini iddia eden Darwin nazariyecilerinden değilse bu suale alacağınız cevap insan olduğuma göre hayvanca yaşamamak için şeklinde olacaktır. Bir de hayvanları da aşağıladık ara yerde. Yani goriller, maymunlar çıplak dolaşıyor diye birden şey oldular. Yabani falan oldular. Biz de çıplak doğuyoruz ama her tarafımızı örttüğümüz için hayvanlardan daha üstünüz. Hayvanları da aşağılamadan kitabı bitiremezdim değil mi? Yani zavallı hayvanların hiç suçu günahı yoktu. Onlara bile bir şey yapmadan şey yapamadın, kitabı kapatamadık yani. Ve kitabı şu son inanılmaz dokunaklı, muhteşem kafiyesi falan böyle müthiş olan acayip bir şiirle noktalandırmak istiyorum. Kitabı sonlandırmak istiyorum. İnanamayacaksınız, çok güzel bir şiir. Tevfik Paksu'nun "Niçin örtünüyorsun?" sualini hemen arkasından sizler için yazılmış bu ibretli şiir okuyarak örtünüzün kıymet ve ehemmiyetini bir kere daha anlatın.
ve anlayın. Yıllardır bütün hedef öz namusundu senin. Satılık mal değilsin, açılamaz bedenin. Kanma sapık sözlere, yolunda ol ninenin. Senin dinin namusun hayatının süsüdür. Müslüman hanımların iffeti örtüsüdür. Nice. Arkadaşlar kimse ninesinin yolunda olmamalı. Ben de nine olunca muhtemelen daha bağnaz bir insan olacağım önceki nesle göre. Benim torunlarım olursa eğer onlar da benim yolumda olmasınlar. Önemli değil yani. Verilebilecek en kötü tavsiye ninenin yolunda ol. Sen başıboş değilsin, İslam'a uyacaksın. Ya mazbut bir annesin yahut da olacaksın. Sen bütün saadetini evinde bulacaksın. Hayasız mini maxi imanın törpüsüdür. Müslüman hanımların iffeti örtüsüdür. Mini maxi, yani maxi etek de imanın törpüsü arkadaşlar. Bileğinize kadar giyseniz de o bile olmuyor yani. Bu arada baş örtmekten bahsedilen, işte imandan, hayadan falan bahsedilen şiirde mini etek nasıl geçti ben hayretler içerisindeyim. Sevgili Tevfik Paksu mini etekleri düşünmeden şiir yazamamış. Garbın hayasızlığı moda olamaz sana. Seni soyan haydutlar giremezler imana. Başıboş değilsin sen, uyumalısın Kur'an'a. Başıboş olmadığını vurgulamadan duramıyor. Sen başıboş değilsin bak, ayağını renk al filan der gibi. Örtülü mümineler İslam'ın övgüsüdür. Müslüman hanımların iffeti örtüsüdür. Sen ey Müslüman kızı, sen namus timsalisin. Sen cennet güzelisin, hüriler misalisin. Sen Allah yolundaki gaziler visalisin. İslam yolunda olmak müminin ülküsüdür. Müslüman kızlarının iffeti örtüsüdür. Çıplaklığa özenen çıksa da 5-10 ahmak, açılmak güzelliktir diyen zavallı bunak. Sen İslam'dan üryansın. Sana kim karışacak? Kim siker seni abi? Seni Allah zaten, yani sen cehennemliksin. Who the fuck cares? Fakat örtülü olmak bacımın görgüsüdür. Müslüman Türk kızının bayrağı örtüsüdür. Son anda bir bayrak da çaktı ki oraya, hani milli duygularımız kabarsın. Şu ana kadar ikna olmadıysak Türk'üz falan, Müslümanız, o şekilde ikna olalım diye. Ve bu muhteşem kitabı burada bitiriyoruz. İnanılmaz. Sonunda da bilin bakalım hangi kitabın reklamı var. Evet, şimdi ben bu kitabı bitirdim. Evet, birazcık korkulu. Ya ben kitapları böyle okuyorum. Diyorlar ki Meryem, ne biçim kitaplara çok saygısızsın, kıvırıyorsun böyle filan, ama ben böyle okumaktan, böyle koklaya koklaya, kıvıra kıvıra, hırpalaya hırpalaya kitap okumaktan daha çok hoşlanıyorum. Bence bu yaşanmışlık kitabı çok güzel bir şey katıyor. Çok banalım. Neyse. Bu kitabı birinize hediye etmek istiyorum. Her bok gibi book review'da olduğu gibi. Instagram'dan beni takip ediyorsunuz. Ve bu kitabın olduğu fotoğrafın altında zaten çekiliş şartları belirlidir. Zaten ben öyle çok acayip acayip çekiliş şartları koymuyorum. 15 kişiyi takip edeceksin, şu story'e yorum atacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın değil. Kitabı gerçekten hediye olarak almak isteyen, arkadaşlar arasında bir espri olsun isteyen aranızdan birine vereceğim. Bunun için de zaten böyle rastgele aradan isim çeken bir uygulama kullanıyorum. Kimseye torpil yapmıyorum yani. Her seferinde arkadaşlarım, kardeşlerim falan katılıyor ama emin olun hep yabancı çıkıyor yani. Şuraya da kahvaltı ederken zeytinyağı döktüm. Çok özür diliyorum bunun için de. İğrenmeyin, çok temiz bir yerde yedim. Sadece şöyle domatesi alırken lıp diye zeytinyağı damlası döküldü oraya. Zaten hemen silmeye çalıştım, temizledim yani. Kitap temizdir. Sıçarken falan okumadım, emin olabilirsiniz. Birinize hediye etmek istiyorum kısacası. Bu arada size şey sormuştum. İşte videoların sonunda beğenmenizi, takip etmenizi falan hatırlatayım mı? Self promo yapayım mı falan? Çoğu kişi yapabilirsin. Çünkü gerçekten bazen beğenmeyi unutuyoruz. Ya da seni zaten YouTube karşıma çıkardığı için abone olmuş olmuyorum falan diyenler oldu. O yüzden hani PewDiePie bile yapıyor. Dünyanın en fazla takipçisi olan YouTuber bile yapıyor. Sen de yapsan bence bir zarar gelmez. Hatta faydası olur diyenleriniz oldu. Bu şekilde tavsiyeler verenleriniz oldu. O yüzden rahatsız olmazsanız artık her videonun sonunda takip etmeyi unuttuysanız diyeceğim. Zaten çoğu videomu izlemişsinizdir. Takip butonuna basabilirsiniz.
Beğendiyseniz beğene, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, herkesle paylaşabilirsiniz. Artık lafı daha fazla uzatıp daha fazla kafanızı şişirmek istemiyorum. Sizi çok çok öpüyorum. Podcast'imin linkini de dediğim gibi aşağı koyuyorum. Hala gelmemiş ve dinlememiş olanları en azından ilk bölümü dinleyin. Bir kendiniz karar verin. Kötüyse gerçekten ısrar etmeyeceğim. Dinlemenize gerek yok. Çok 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 öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Patreon ve YouTube destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Büşra Özcan, Feyza Karapınar, Rana Sirel, Ruhsar, Fizisoğ, İrem Tabak, Evre, Nisan Özdamar, Demet Kayabaşı, Aleyn, Emekli Burjuva, Ömer Kantar, Firu McFly, P-Queen, Hornet STK, Kübra Özyoldaş, Ercan Tenikecioğlu, Ece Sözer, Alex Raza, Melike Karayil, Süleyman Akbulut, Belimir Türkeç, Hans Ereğul, Alpha Demon, Meryem Nazlı Yılmaz, Fizisoğ, Zeynep Özgegül, T.O., Ece Turgay, Kaan Taşkın, Patlar Uçlu Keleker, Seda Nur Kütük, Metafori Kimsi, M.Y., Cemre Cix, Emre Ulaş Aydın, Cemre Hasret Alan, Sema Deniz, Nur Ataş, Zeynep, Burbur, Miraç Çakır, E.K., Elif Ekiz, Andromeda, Yiğit Kara, Unzer, Haku, Büşra, Pınar Özçelik, V is Online, Dünyadan Bukan Hanım, Devrim Anıl, Devrim Aydın ve Özel Zehirli Bırtlarım, Tarih Obası ve Can Sungur ve Yakın Evren. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Pajamas. I like reading magazines and books by Dalai Lamas.